Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gündemin en sıcak başlığı elbette ki asgari ücret. Biz de asgari ücret başlığıyla bu saat dilimine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Baş, sizin ekleyecekleriniz vardı. Asgari ücretin yıllar içerisindeki değişimine ilişkin biz de görseller paylaşmıştık izleyicilerimizle. Evet. Asgari ücretin dolar cinsinden değişimine ilişkin bir grafikte yine izleyicilerimizin dikkatine sunduk. Sizin de o noktada aslında hocalarımız eklemek istedikleriniz var. Çok güzel özetlediler. Çok aydınlatıcı bir sunum oldu. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Orada birkaç tane kritik kırılma noktası var. Yani 2002'den sonra özellikle tek parti iktidarı, AK Parti iktidarıyla birlikte reel anlamda dolar bazında çok ciddi bir asgari ücret artışından bahsettik. Son 20 yılda %400'e varan. Özellikle 2010 yılında, 2008 krizinden hemen sonra çok ciddi bir dolar bazında da, TL bazında da ciddi bir asgari ücret artışı söz konusuyken, 2010 ile 2012 arasında özellikle Avrupa'daki krizin, borç krizinin de etkisiyle 2012 yılına gelindiğinde biraz silkelenme yaşanıyor. Ve 2012 yılına gelindiği zaman tekrar dolar bazında ciddi bir artış yapılıyor asgari ücrete. 2012-2013 dönemi Türkiye ekonomisinin aslında birçok makro finansal parametre noktasında iyi seyretti, iyi bir resim ortaya koyduğu bir dönem. Ardından yine hocalarımızın altını çizdiği Türkiye'deki farklı hareketler, makro politik görünümü bozmaya yönelik bazı girişimlerin etkisiyle 2016 yılına kadar yine o artış trendinde bir negatif seyir gözleniyor. Sonra 2016 yılında yine bir önceki grafiğin gösterilen grafiğin de ortaya koyduğu gibi 430 dolarlara varan çok ciddi bir dolar bazında da asgari ücrete zam yapılıyor, artış yapılıyor. 2016 yılı o anlamda ciddi bir kırılma noktası. Reel anlamda dolar bazında asgari ücretin Türkiye'deki minimum ücretlerin ciddi anlamda artırıldığı bir yıl olarak göze çarpıyor. 2016'dan sonra özellikle kur üzerinden, dolar TL kuru üzerinden spekülatif manipülatif hareketlerin biraz önceki misafirlerimizin yerinde tespitleriyle özellikle yurt dışında Londra borsasında swap üzerinden TL'nin shortlanması yoluyla hem faizlerin hem TL dolar kurunun ciddi anlamda volatil seyrettiği bir süreç 2016'dan sonra 2017-2018'de yine dolar bazında Türkiye'deki asgari ücreti ciddi anlamda düşürüyor. Ancak sonrasında 2020 yılında yine kısmi iyileştirmeler, ancak 2022'de özellikle çok çok ciddi, yüksek bir dolar bazında da zam yapılmıştı o dönemde. 2022 yılın toplamında %95'i bulan, ancak enflasyonist etki hem iç hem dış enflasyon etkisiyle tekrar 2022 yılında 220 dolarları zannediyorum sene içinde bulan bir asgari ücret karşımıza çıkıyor. Ve nihayetinde bugün geldiğimiz noktada tekrar ciddi bir zam yapılmaya ihtiyacı hissediliyor. Ve bu son zamla birlikte 455 rakamını Türkiye görüyor. Aslında 2010'da o bahsettiğimiz 2012'de hatta 2016'da o daha önceki yıllar gözlemlediğimiz ciddi asgari ücret zamları Türkiye ekonomisine yönelik, Türkiye'deki finansal piyasalara yönelik spekülatif, manipülatif hareketler, kur istikrarsızlığına yönelik dış şoklar ya da müdahaleler olmasaydı o trend bizi belki bugün çok farklı noktalara götürürdü. Peki. Ancak her şeye rağmen bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında asgari ücreti var önümüzde. Peki. Bu kritik bir noktaydı. Bir resmi özetlemek istedim. İkincisi yine hocalarımızın biraz önce bahsettikleri asgari ücret artışlarının
firmaların maliyetlerini ki Türkiye gibi yeni yükselen ekonomilerde, bazı gelişen ekonomilerde malum arz yönlü enflasyon ya da arz enflasyonu daha büyük bir sorundur. İşte Batı'da, Amerika, Avrupa ekonomilerinden bahsederken talep enflasyonunun daha büyük bir sorun olduğundan daha çok bahsederiz. İşte asgari ücret artışı Türkiye'de enflasyonist bir etki de yaratır mı kaygılarına belki bir cevap verme mahiyetini birkaç rakam... Kısaca lütfen hocam. Birkaç rakam paylaşayım hemen çok hızlı bir şekilde. Türkiye'de işçi ve personel giderlerinin toplam maliyetler içindeki payı ile ilgili birkaç veri olacak. Bu örneğin 2011 yılında işçi ve personel giderlerinin toplam maliyet içindeki payı genelde ortalama %21'i buluyormuş. Ama imalatta özellikle sanayi sektöründe 2011 yılında bu %15'ler seviyesindeymiş. Fakat 2020 yılına gelindiği zaman 2020'nin pandemi dönemi aslında ciddi bir kırılma noktasıdır. Hem işçi gelirleri hem işçilerin gayri safi yurt içi hasıla milli gelirden aldıkları payın düşüşü noktasında önemli bir kırılma noktası. 2020 yılında imalat sanayinde personel maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payı %9'a kadar düşüyor. Peki. Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz asgari ücretin minimum bir ücret olduğu ve bunun üzerine de işletmelerin aslında daha yüksek ücretler verebileceği argümanı noktasında destekleyici, güçlendirici bir veri. Nitekim bununla bağlantılı çok özür dileyerek bir iki ekleme daha yapayım. Bugün işte çok konuştuğumuz Borsa İstanbul'daki yükselişler, bu yükselişin arkasındaki kritik faktörlerden biri malum gelirlerin çok fazla artıyor oluşu. Firmaların kar marjlarının ciddi anlamda yükselmiş olması ve bununla bağlantılı olarak borsa yatırımcısının temettü getirisi beklentisi. Ki bazı endekslerde örneğin bankacılık gibi bankaların %400'leri bulan yüksek kar artışları o spesifik endekslerde, spesifik hisse senetlerinde ciddi talep ve fiyat artışları getiriyor. Peki. Bununla bağlantılı belki vakit olursa daha sonra bir iki veri daha paylaşabilirim maliyetle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada burada bir şey söyleyebilir miyim? Hocam tabii söyleyebilirsiniz ama bir konuğumuz daha var. Ankara'dan yayınımıza katılacak. Çalışma ekonomisi Sayın Tarkan Zengin de bizimle birlikte. Kendisine bir merhaba diyelim. Tarkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Banu Hanım. Size ve konuklarınıza Ankara'dan saygılar, selam. Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Cemal Hocam ekleyecekleriniz vardı. Hemen şimdi alayım. İş gücü maliyetleri, personel ve iş gücü maliyetleri şey olarak oranların %15'ler seviyesinde de %21 daha önce çıkıyor. İşte burada temel sorun şu. Yönetim problemleri olan işlerimiz Türkiye'de çok yüksek. Onun için iş gücünü efektif kullanamıyor ve çalıştıramıyor iş yerleri. Olması dolayısıyla iş gücü maliyetleri yüksek çıkıyor. Yani bu kadar. Normalde uluslararası ölçekler 5 ile 15 arasında olması lazım. Artık sermaye yönü çok fazla. Artık robotlar devreye giriyor. Yani birçok orta kademenin işi tamamen bilgisayar ve yazılımlara, MIS'lere verildi. Yani ücretler, maliyetler gittikçe daha bu manada düştü. Ama bizde çok ciddi manada bir yönetim zafiyetleri var. Özellikle hizmet sektöründe yine bu bariz bir şekilde gözüküyor. İşe aldıkları elemanları etkili ve verimli yönetemiyorlar. Peki. Çünkü yöneticilerin yönetim eğitimlerinden geçmeden o koltuklara oturmuş olmalarından kaynaklanıyor. Ciddi bir MBA eğitimleriyle yöneticilerin Türkiye'deki o yönetim sınıfının hepsinin eğitilmesi gerekiyor. Peki. Bu da önemli. Olursa ücretler çok daha efektif çalışma olacak ve verimlilik daha da artacaktır. Peki. Verimlilik artmadan da biz bu ülkede ekonomiyi düzeltme şansımız yoktur. Yani çünkü verimlilik artarsa maliyetler düşer. Peki.